Max gel ula gel, sana et vereceğim, gel. Gel bak. Al kardeş. Pardon, bu kemik de lan, et değildi. Şunu da al arkadaşlar, şöyle köpeklere tadımlık bir şeyler getirdim. Buranın köpeklerin. Bunu da Barut'a verelim. Çerez niyetine. Bunları kemirsinler arkadaşlar. Ula Max. Ula Barut. Al bakalım. Aferin. Şimdi yemek yerlerse sıkılıyorlar. Bu kemikler de arkadaşlar onlara çerez niyetine oluyor. Bu arada harbiden biz her videoya başladığımızda ezan okunuyor arkadaşlar. Yorumlarda da yazıyorsunuz, görüyorum. Şimdi içeri doğru giriyoruz arkadaş. Evet, Allah'tan biraz güneş çıktı arkadaşlar. Karlar biraz da olsa eridi. Yani azıcık eridi. Lucky. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size güzel bir uzun video yapacağım inşallah. Ve kendime hangi yavruları ayırdım ve kaç tane yavru kaldı onları da göstereceğim. Yavrulardan arkadaşlar yani 5 tane var şu an. 3 tanesini verdik. 2 tanesi kaldı. Hangileri kaldı onları göstereceğim size. Şimdi şu kuşların bölümünü bir göstereyim size. Bakın çatının üstünü temizledim. Bir şu kısmı kaldı. Oraya da artık gücüm yetmedi. Yani arkadaşlar bayağı bir sıkıntı oldu burada. Çatının kar kalınlığını görüyorsunuz. Maşallah, ama şu an hava güzel. Şöyle şurayı açalım. Ve yeni yavrular çıktı arkadaşlar. Aha, açamıyoruz. Neyse, şu kürekle hemen temizleyelim. Yeni yavrular çıktı bu kafeste. Sizlere onları da göstereceğim. Bir tanesi öldü maalesef. Şimdi hemen şurayı temizleyelim. Ben işte kamerayı şuraya bırakıyorum. Selamünaleyküm. Evet. Şöyle içeri girelim. Arkadaşlar, burada iki tane yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Bunlar hangilerinin yavruları? Neredesiniz lan? Bak. Şu göğü posta. Bir de mor posta nerede? Aha, da burada arkadaşlar. Mor postanın yavrusu. Burada da var. Bu da beyaz taklacıyla. Bunun yavrusu arkadaşlar. Bakın geliyor şimdi. Şimdi bunların yemeklerini vereceğiz. Bir de açalım, dışarı çıksınlar biraz. Günlerdir kar var, hayvanlar çıkamıyorlar. Aa, şuradan dışarı çıkarlar artık. Şimdi diğer kümese geçelim. Güvercilerin olduğu yere. Bir de orayı size göstereyim. Oradaki yavruların durumu nedir? Neler yapıyorlar? Hep beraber bakalım arkadaşlar. Lucky ne haber? Ağaçlarımız falan hepsi çöktü arkadaşlar. Dışkıları da temizleyemiyoruz. Bir kar yağıyor, bir don oluyor. Temizlenmiyor arkadaşlar. Bak bak, psikopatlara bakın. Bak. Bak bak bak. Bekleyin, geliyorum. Bekleyin. Sakin olun kardeş. Evet, şimdi şuradan yol açalım kendimize. Buradaki kuşları da hiç çıkarmadım. Çünkü zaten havalar çok soğuk olduğu için. Baksanıza kara, burada nerede gezecekler? Şurayı da açalım arkadaşlar. Bakalım burada her şey yolunda mı? Merhaba çocuklar. Evet arkadaşlar, çok fena bir soğukluk var. Şu kralların yumurtası bir türlü çıkmadı. Niye çıkmadı bilmiyorum. Bu arada şu hastalanmış arkadaşlar. Yani niye böyle olmuş bilmiyorum. Başka hasta olan var mı? Bunlar sonradan gelmişti. Şu ikisi de hasta arkadaşlar. İklim ayak uyduramıyor. Çünkü geldikleri yer sıcak arkadaşlar. Bu kadar soğuk bir bölge değil. Buraya geldiklerinde hasta oluyorlar. Bunların hepsi sağlıklı. Bu ikisini ayırmam gerekiyor şimdi. Bizim karantina kafesi var. Orayı alacağım arkadaşlar. Şimdi şu yavruyu görüyorsunuz. Maşallah bu yavrumuz çıktı. Şu baksanıza. Tam tepesine kadar gelmiş arkadaşlar. Bu iki yavrumuz da gayet sağlıklı. Şöyle göstereyim. Burada her şey yolunda ama sadece şu ikisi hastalanmış. Ve bu hastalıklar arkadaşlar bir günde bunlarda ortaya çıkıyor. Yani bir gün içerisinde hayvanlar hastalanıyor maalesef. Diğer hepsi sağlıklı. Bu ikisini birazdan karantina bölgesine almam gerekiyor. Acaba niye öyleler? Hep beraber göreceğiz. Tedavisi neyse yapacağız. Yani halbuki bak, bir tane cam açık sadece. Tüm camları kapatırsak hasta oluyorlar bu sefer. İçeride nem oranı artıyor. Sağlıklı değilmiş. Bir tanesini açtık, hep sağlıklı. Sonradan gelenler yine iklim şartını herhalde ayak uyduramamışlar. Biraz kötüler. Onlara tedavilerini yapacağız şimdi. Evet, şimdi şöyle bunların biraz yerini açalım. Çıkmak isteyen çıksın buradan.
Şimdi diğer kuşlara bakalım, onlar çıktı mı? Ula yavrular bekleyin. Lucky arkadaşlar üşümesin. Sıcak yerde yatsın diye palet koydum. Hem de iki tane koydum. Birini komple parçaladı. Şu an karın altında. Bunu da parçalamış. Niye böyle yapıyorsun Lucky? He? Göl gitti tamamen zaten. Göle dair hiçbir şey kalmadı. Bir de şu tavuklara bakalım. Tavuklar da arkadaşlar oradalar. Yemeklerini, sularını önlerine koyuyorum. Çıkmıyorlar zaten. Üstlerinde şöyle bir kısmını temizledik. Yine kar yağdı biraz. Şöyle bir açalım. Merhaba, hepsi burada. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Suları da burada arkadaşlar. Yerleri gayet sıcak. Şu 10 günü atlatırsak artık Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmaz. Evet, şimdi şu tavukların ben yemeklerini vereyim. Daha sonra şurayı temizleyeceğim. Çünkü hasta olan güvercinleri buraya almam lazım. Şurayı temizlemem gerekiyor. Bayağı uzun işim var arkadaşlar. Kuşlar da çıkmaya çalışıyor. O ön kısmı da temizleyeceğim. Kuşlara bir yer açmam gerekiyor. Orada biraz gezsinler, tozsunlar. Bayağı işimiz var arkadaşlar. Oğlum şuraya bak lan. Bak bak. Arkadaşlar. Şu nasıl donmuş öyle? Onu hemen nişancılık yapalım. Bak şimdi. Evet. Tehlike yaratabilir. Bu ayakkabım da orada kalmış ya. Dün ayakkabı dışarıdan içeriye attım arkadaşlar. Ayakkabı orada kalmış. Evet, şimdi ben çalışmalara başlıyorum. Şunların yemeklerini vereyim. Oraları temizleyeyim. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz çalıştım. Bir yarım saat falan temizlik yaptım. Kar temizledim. Şimdi kuşların bir tanesinin yuvasındaki yemliği tamamladım. Şimdi diğer süs güvercilerin olduğu yere geçeceğiz. Bu süre zarfında neler yaptım hemen size göstereyim. Bunu açtık arkadaşlar. İçini biraz temizlemeye çalıştım. Karlarla temizledim. Etrafındaki karları ve kapısının önündeki karları aldım. Oraları temizledik. Şimdi şu kuşlara önlerine bir yer açtım arkadaşlar, ufak bir şekilde. Yani burayı nesini tamamını temizlemek çok zor. Şöyle ufak bir ön açtık. Üstteki o geri kalan karları temizledim. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen şu yemi alalım. İlk başta şuradaki tavuklara yem verelim arkadaşlar. Şöyle bir sülahi dolusu yemimiz var. Şimdi hemen şunlara biraz şöyle dolduralım arkadaşlar. Evet. Afiyet olsun. Şuraya da dökelim biraz. Hem yabaniler gelir yer, hem de kendileri bazen yer. Bu arada bu yeni dünya arkadaşlar, yaprak dökmüyor hiç ya. Allah Allah, bunlar acaba hiç yaprak dökmüyor mu? Bilenler de varsa yazarsa süper olur. Bütün ağaçlar döktü, bir tek o yaprak dökmedi. Şu kuşların kapısının önünde açtım arkadaşlar. Girmek ve çıkmak bayağı bir zor oluyordu. Oğlum sıranızı bekleyin ya. Cidden çok zor bir şey arkadaşlar. Dışarıdan sadece hayvan besliyormuş gibi görünüyoruz ama bunların sorumluluğu inanılır gibi değil. Gerçekten mükemmel zorluğu var. Şimdi şu yemli tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bunları verdik. Şimdi buradan şu güvercini, bir de şunu alacağım. Belki onu almayabilirim. Bunlara nidazol şurup var arkadaşlar. İnsanlar da kullanıyor. Yani bayağı bir etkili şurup olduğu söyleniyor. Bu arada şu erkek güvercinin ağzı yüzü bir değişik olmuş lan. Bir ona bakmam lazım. Allah'ım, sen yüzü kanamış gibi arkadaşlar. Yavruya bakıyor çünkü. Evet, şöyle sizinle beraber inceleyelim. Ha, bir şey yokmuş arkadaşlar. Sadece ıslanmış. Aynen şöyle göstereyim. Yüzü hafiften ıslanmış arkadaşlar. Bücür, hadi bakalım. Şu hayvanda ne var? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Ağzında yara olabilir belki. Şöyle kamerayı yine bırakıyorum. Ya hayvan bakmak cidden arkadaşlar, dışarıdan insanlar diyor ki ne yapıyorsun gibi hayvan bakıyorsun. Bu sanki ateşi var biraz. Şöyle size de yaklaştırayım. Boynu öne düşmüş arkadaşlar. Bunun yüksek ateşi var büyük ihtimalle. Ve burnu biraz akmış. Ben anlamıyorum. Bu yerleri çok güzel ama yine de hastalanabiliyorlar. Bunların şimdi sularına nidazol şurup koyacağız. Bütün kuşlar bunu tavsiye ediyor.
Şöyle bir ağzının içine bakacağız. Ağzının içi temiz. Yara yoktur ama büyük ihtimalle dediğim gibi bu ateşi yüksek arkadaşlar. Yüksek ateşten ölebilir. Buna hemen nidazol şurup birazdan yapacağım. Bu kardeşini böyle gitsin. Yoksa arkadaşlar birkaç güne ölebilir yani. Yani ölme ihtimali var. Yemlerini verdik. Suları zaten tazeydi. Dün tazelemiştim. Bunun dışına bakalım başka bir şey var mı? Yoktur. Buradan çıkabiliriz. Cidden arkadaşlar bakın şu lakiye bir çözüm bulamadım. Muhtemelen yere sabitlemeli bir şey yapacağım ama onu da kemirir. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet şimdi şurayı kapatalım. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Hayır. Kavga yok. Ulan büyümüşler de kavga ediyorlar arkadaşlar. Tavukların yemini verdik. Orayı kapatmamız lazım. Aksi halde bu yavru köpekler tavuklara saldırıyor. Hatta geçen gün ben içeride mamalarını hazırlarken bir tane tavuğumuz dışarıda kalmış. Onu öldürmüşler arkadaşlar. Merhaba tavuklar. Gayet mutlular arkadaşlar. Burada her şey yolunda. Siz burada yemeğinizi yiyin kardeş. Kapıyı kapatmak zorundayım. Şöyle şirinlerin tatlı evini kapattık arkadaşlar. Şimdi diğer güvercinlerin de yemlerini verdik. Suları var. Şuraya bir suluk ayarlayacağız. Hasta güvercini buraya alırız muhtemelen. Buraya alırız ama burada üşür mü ya? Ya da arkadaşlar ilaçlarını yapalım orada mı kalsın? Nasıl yapalım? Bulaşıcı mıdır acaba bilmiyorum ki. Keşke böyle anlık cevap verseniz ya. Vallahi ne güzel olurdu. Vallahi günlerdir uçurmuyorum arkadaşlar. Günlerdir uçmuyorlar. Hani bu havada zaten uçmazlar büyük ihtimalle. Şöyle bir inşallah 10 güne kadar her şey normale dönecek. Şimdi şu kabı bırakalım. Kuşlar bir 5 dakika öyle kalsın. Köpekleri çıkardığımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada kış geldiği için arkadaşlar bu kuşlar da yem bulamıyorlar. Hatta ben buraya verdiğim için buraya dışkı yapmışlar. Şimdi şöyle yabani kuşlara da düşünerek bunu yerler. Zaten ben şimdi köpekleri salmayacağım için bakın şu telin üstünde bir tane var. Burada içeride yemek yiyordu, kapı açık kalmış. Arkadaşlar kamerayı koyacağım, tamam mı? Geldiğinde hep beraber ben de izlemiş olurum. Şöyle kamerayı bırakıyorum buraya. Evet kuş gelsin yemini yesin. Şöyle buraya tadımlık yani böyle hani ana yemekten önce ufak bir atıştırma olur ya ondan yiyecekler burada arkadaşlar. Daha sonrasında annelere şöyle bizim kasap var taze taze kasapların böyle çıkmış kemikleri aldık. İşte annesine vereceğiz, Lucky'ye vereceğiz, Rambo'ya vereceğiz, Carlos'a vereceğiz. Hepsi yiyecek bundan arkadaşlar. Bu kendi yemeklerinin dışında can sıkıntısını gidermesi için getirdiğimiz kemik arkadaşlar. Ve hepsi günlük taze taze. İnsanların yediği etlerden kalan kemikler bunlar. Çok da sağlıklı yani ben veriyorum. Hiçbir zararını görmüyorum. Şimdi şu kuşları kapatalım. Ve küçük canavarları çıkartalım arkadaşlar. Ya kuşların taşı bitmiş. Onlara taş arıyor. Ula taşlar da karın altında kaldı. Bunlara yarın dışarıdan taş alıp gelmem lazım. Şöyle bir içeri geçin kardeş. Evet burayı kapatalım. Şu kedi box'ını da önüne koyalım ki arkadaşlar ne olur ne olmaz. Şimdi gidiyoruz ve yavru canavarları çıkartmaya. Evet merhaba çocuklar. Piranalar sizi. Oğlum bu havada bari çok fazla tuvalet yapmayın lan. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Kaçın kaçın kaçın. Bak 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 nasıl geliyorlar. Kaçın. Arkadaşlar. Bak bak bak. Tamam teslim oldum. Tamam teslim oldum. Tamam teslim oldum. Yine kaçın. Pusu kurdular arkadaşlar. Evet. Tamam hadi gelin gelin gel. Oğlum ya mısır bana onlara yemek vermem lazım. Gel gel gel. Gel. Oğlum yavaş lan yavaş. Şimdi bıdık da geldi. Lucky. Gel bakalım. Rita. Oo. Bak 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 Lucky. Al bakalım kızım. Bu arada siz duymuyorsunuz ben duyuyorum. Değişik bir ses geliyor. Bakın kapı çalıyor arkadaşlar. İyi dinleyin. Az önce kemik verdiğimiz Max bunlara et verdim ve hissedince kemik verdim hissedince o da kapıyı çalacak. İyi dinleyin. Tırnak sesi gelecek böyle bak. Bak duydunuz mu?
Bak size şuradan göstereyim Max nerede. Max ne haber? Al. Görmeden attım ha vallahi. Ah geliyor geliyor geliyor. Aferin oğlum. Aferin size. Dur bekle dur, parçalamayın ne olur. Dur dur dur. Isırmayın. Arkadaşlar dur, ısırma, sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Sakin ol bebeğim, tamam. Kaçın arkadaşlar. Bak geliyor geliyor geliyor. Bunlar var ya tam bir psikopat. Bu arada kendime ayırdığım şu gri renk ve şu bıdık kardeş benle beraber diğerlerini sahiplendirdim arkadaşlar. Bunu RK9'a vereceğiz. Bunu bir tane abimiz gelip alacak. Bu da şehir dışına gidecek. Ama hala gelmedi arkadaş. Koronaya yakalanmış. Ulan çok yoruldum ya. Yemin ederim arkadaşlar çok yordular beni. Aferin size. Bravo bücürler. Bu arada yavruların başı döndü resmen. Çünkü bu etin kokusunu alıyorlar. Böyle aralarından. Bak şunu vereceğim şimdi, bak gel. Lan lan lan. Oha lan, oha nasıl gelmeydi. Al lan al, ah gittin al. Arkadaşlar bakalım. Kimler onu kapışacak? Şöyle yumuşak, kemik olmayan yerlerden vermemiz lazım. Bak burada da var, gel. Normalde şimdi açları tam olduğu için veriyorum. Aksi halde vermem arkadaşlar. Ama şöyle yumuşak yerlerden varsa. Al. Al düşürdün düşürdün. Bu daha verelim arkadaşlar. Al bıdık. Al. Oo, elimi yiyor lan. Şimdi şunu da bu daha verelim. Bıdık bıdık bıdık. Al. Al bıdık. Bıdık. Korkuyorum arkadaşlar, elime ısırıyor. Bunun rengi de dönüşüyor arkadaşlar. Çok garip bir renge bürünmüş. Allah Allah. Oğlum lan olmuş böyle. Bak. Grileşmiş sanki. Bak 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 şunlara bak. Al. Onu da verdik. Şimdi şunu verelim bir de. Oo bak bak bak. Rita. La oğlum o büyüklerindi büyüklerindi. Kemik verdin yavrulara. Bak bak bıdık arkadaşlar. Kaptı oradan bir şey. Şunlara bakın şunlara bakın. Bak. Şimdi bunlar açlar tam olduğu için sorun olmaz bu etler. Rita hayır. Sen kendikini aldın sakladın. Rambo'ki kaldı. Carlos'ki kaldı lütfen. Bunu kime verelim ya? Bunu çocuklar yesin. Bunda et var ya. Sen zaten büyük kemikleri de yiyebiliyorsun. Bebişler yesin Rita. Al, al sana da bunu verelim. Oo bu. Bu da çok yumuşak. Aa Rita al bakalım. Aferin al. La bıdık. Al al al. Bıdığa bak. Bıdık sen bunu al. Sen bunu al. Arkadaşlar ya çok tatlılar, çok güzeller. Dağıttılar yine orayı. Her şeyi zaten parçalıyorlar. Ve mama yetmiyor gerçekten. Şimdi bunlar güzelce yesinler. Keyif yapıyorlar. Şimdi bunu da kafesteki kardeşlere verelim. Onlar çıkana kadar içeride yesinler. Keyifli arkadaşlar. Şöyle Rambo ve Carlos'a verelim. Onlar da beklemesinler. Rambo al oğlum. Aferin sana. Carlos al. Arkadaşlar temizlik yapamıyoruz. Yani gerçekten yapamıyoruz. Dışkıların hepsi donmuş. Şu çatının üstüne geçen gün temizledik ama hayvanların dışkılarını temizleyemiyorum. Bu kış böyle 3-5 gün idare edeceğiz. Ben geçen gün Rambo üşümesin diye buraya yastık koydum arkadaşlar. Rambo soğuğu hiç sevmiyor. O yüzden karda çok fazla dışarı tutmuyorum onu. Bünyesi zayıf olduğu için hemen yenilebilir. Yastığı koydum, içi pamuk dolu. Ulan bir baktım bembeyaz, her yerde pamuk varmış ama kar sandım ben de. Sizin bunun kafesine nasıl kar girmiş acaba? Meğersem yastığını parçalamış arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok kardeş, yani o da soğukta yatmak istiyorsan parçala. Şimdi bakalım bebişler ne yapıyor. Bak 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 büyük kemiği kapmışlar. Oğlum anneler hep almış almış önlerine koymuş. Kambuduk değil bak bak bak. Bak şu siyaha bakın, vermek istemiyor. Bu bıdığın rengi çok değişik olmuş. Yan arkadaşlar baksanıza. Çok güzel bir rengi olmuş. Aa öfkeler bak, öfkeler patlıyor. Evet şimdi Lucky yedin mi kızım? Gel sana şuradan. Şunu çerez niyetine. Al bakalım Lucky, bunu da çerez niyetine. Rita'ya vermiştik, sana da şöyle. Ama bak bebişlere de bırak. Şu yumuşak kemikten onlara da verelim. Gel. Bıdık gel, bıdık gel. Bak bu daha bak. Lan lan lan. Ha bu daha bak, bu daha bak. Bıdık al sen bıdık. Heh. Bakalım bıdık onu kaptıracak mı? Onu da kaptırdı. Hemen bu daha yeni takviye. Ne verelim? Bak şu kemik güzel duruyor. Düşüyorum lan. Gel bıdık. Al. Oğlum elimi değil lan.
Şu füzeye bakın, şu füzeye bakın. Maşallah arkadaşlar. Cidden maşallah yazmayı unutmayın. Oğlum Lucky'ye yaklaşmayın sizi. Hayır Lucky. Lucky hayır. Sakın. Oğlum yaklaşmayın lan Lucky'ye. Gel. Gel. Hayır Lucky. Hayır Lucky. Çünkü arkadaşlar geçen gün dövdü. Bak hayır dedik. Etini bıraktı. Kemiğini bıraktı. Ulan Lucky ne merhametlisin lan. Gel kızım. Gel. Bu şerefli ve onurlu davranışından dolayı sana bu kutunun hepsini veriyorum. Al. Geçen gün yavrulara dövdü arkadaşlar. Yemek yerken kızdığım için artık yavrulara bir şey yapmıyor. Yani şu an onlara kızmamın yanlış olduğunu biliyorum dedi artık. Bakın yavru onun kutusundan etini kemiğini aldı. Ve yavrulara bir şey demiyor gerçekten. Şimdi bu yavru kardeşler burada eğlencesine baksınlar. Buraya bakın arkadaşlar. Aferin bıdık sana. Yani şimdi bu kemik doyurucu bir şey değil onlar için. Bu kemik kaşınan dişlerini kaşımalarına yardımcı oluyor. İç dış parazitler de yapıldığı için o yüzden bir sorun olacağını düşünmüyorum ama bıdığın rengi beni çok şaşırttı arkadaşlar. Kameradan belli ediyorum bilmiyorum ama üstü siyah, altlara doğru ton açılmış böyle yani. Bu nasıl bir renk olmuş lan böyle bak. Kesinlikle ışığın açısından falan değil. Oğlum dağıttınız ya. Üzgün yiyin ya. Bak bu mamayı da bitirdiler. Arkadaşlar çok güzel gelişiyorlar maşallah. Evet şimdi ben bunların içerideki mamalarını, sularını hazırlıyorum. Ve daha sonra yavruları içeri koyma vakti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yavruları koyduk. Yemeklerini, sularını, her şeyini verdim. Rambo'yu çıkardım. Bu arada Lucky kızgınlığa girmiş. Yani eşleşmek istiyor, evlenmek istiyor. Ama tabii ki buna müsaade edemeyiz arkadaşlar. İnşallah kızgınlığı birkaç güne geçer. Çünkü 3-4 gündür o şekilde. Aferin Rambo. Nasıl mutlu bak 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 arkadaşlar nasıl mutlu. Ne yapıyorsun oğlum? He? Yakışıklı Rambo. Aferin sana. Carlos'tan nefret ediyor arkadaşlar. Carlos'u sevmiyor. Şimdi gündüzleri Rambo'yu dışarı salmıyorum. Çünkü gündüzleri arkadaşlar korkanlar olur. Belki bir şeyler olur. Rambo gündüzleri dışarı salmıyorum. Geceleri salıyorum. Kimseye zararı yok zaten. Bildiğiniz çocuk gibi arkadaşlar. Lucky'nin de kızgınlıkta olduğunu gördüğünüz gibi kuyruk hep bu şekilde geziyor. Eşleşmek istiyor. Yani hormon seviyeleri üst seviyelerde şu an. Bu arada Rambo arkadaşlar farkındayım. Üzgün, mutsuz. Sebebi de şu. Carlos burada. Carlos'la hiç anlaşamıyorlar. Şimdi yakında muhtemelen Lucky'yi o tarafa alacağım. Şuraya kapatmam gerekiyor. Çünkü orada bir açıklık var. Lucky oradan kaçabilir arkadaşlar zıplayıp. Rambo ile Lucky'nin yerini değiştireceğiz. Evet arkadaşlar. Carlos da çıktı. Ama sıkıntılı bir durum. Lucky ile çiftleşmeye çalışıyor sürekli. Engel oluyorum ama Lucky engel olmuyor arkadaşlar. Yani o yüzden arkadaşlar böyle yanlarında durmam lazım. Şimdi bütün hepsinin yemeklerini verdim, sularını verdim. Bütün her şeylerini tamamladım arkadaşlar. Çok da güzel oldu kafamda mis gibi. Şimdi yemeklerini, her şeylerini bol bol veriyorum arkadaşlar. Bak bak bak. Hayır, Carlos. Şşt, eşiyor eşek. Bir daha kaldıramam yavru şeyin arkadaşlar. Şimdi sıra Carlos Reis'i içeri koymakta. Evet, Carlos Reis de içeri girdiğine göre. Evet arkadaşlar, yavaştan da videomuzu bitirebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada izliyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Çünkü unutuyorsunuz, farkındayım. Ben de hatırlatmıyorum size. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz zaten. Beğenme tuşuna basıyorsunuz, geçiyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.